rahmetullahi aleyküm. Arkadaşlar yarın burada inşallah bayram namazı kılacağız. İlk cumamızı ikinci mi kıldık? İki cumamızı da kıldık evet. Yavaş yavaş hazırlıklar tamamlanıyor. Elhamdülillah klimalarımızı aldık. Biraz bayram kliması olmuş ama. Burayı ne düşünüyoruz? Arkadaşlar Kur'an okumak isteyen, böyle gelmek isteyen, yatmak isteyen, uyumak isteyen, anasından, babasından, kocasından, karısından kaçan buraya gelebilir. Böyle güzel olmuş maşallah değil mi? Vasadın kolları da mı aynı? Yani vasat grubundan seyredenler varsa arkadaşlar bu yayını, yani bizden görüp mü aldınız halıyı, yani taklit mi ediyorsunuz bizi? Kardeşler bunu bir Ebu Ali Suriye sorsunlar inşallah yani. Videonun başında iki hafta önce açtık diye söyledim. İki hafta önce açtık. O cumaya açtık. Bayram namazını açmadık. Lambalar böyle. Tamam. Çok yakmıyorum. Şimdi bu kadar yaptınız. Öyle dedi. 60'ar saat marayla dedi. Ya, çok yakmıyorum. Bir gün söndürüm. Bak bu kadar yakmayın. 5 lira olmasına rağmen aydınlık değil. Şuradan şuradan aydınlayınız. Ha, fark etmez. Biraz daha koyarsın. Bir gelin şeye bakalım. Şu. Ne? Senin odanın. Ha. Buraya masa, sabah masa lazım buraya. Sabah mı lazım? Ben sana kaç soruyorum. Arkadaşlar bu mütevazı orada, hoca orası. Bakın. Hiçbir şey yok biliyorsunuz değil mi? Minder yok, hiçbir şey yok. Ama hoca odası. Yani Diyarbakır valinin sizin odası gibi bir oda. Bize geldi kütüphaneyi söylüyorum inşallah. Burada nasılsınız? Temizlik yaptınız mı? Şehadet Mektebi'nin ikinci şubesi oluyor. Ne şubesi? Karakayış mı burası? Ne şubesi? Karakayış Caddesi. Karakayış Caddesi şubesiymiş. Ya da Karatay diyelim arkadaşlar. Karatay şubesi. Bakın 199'a İbn-i Kesir satıyorlar. Yani asıl şehadetle yarışıyorlar maşallah. Maşallah. 199'a. Biz 200'e satıyoruz. Bu arkadaşlar bak 65 demişler. Bu fiyata satmalar yasak normalde yani. 69 lira bu. Yayıncı da bu fiyata satmıyor. Açılışı özel. Açılışı özelmiş artık. Yayıncı yani. 65'e satmak yasak arkadaşlar. Bak şeyleri bile varmış. Kırtasiyeleri bile varmış maşallah. Her şeyi satıyorlar. Bir tane kurtubileri var. Şu kurtubilerini gösterin Şehadet Mektebi'nin. Bak bir tane kurtubileri var maşallah maşallah. Evet bir de hanımlara yönelik yeri. Bu ne oluyor? Uyuyorlar. Bir maske sattık hocam. Maske, Cuma'ya katı. Hoş geldiniz. Ya siz mescit mi açtınız, ticarethane mi kardeş? Yani burası ticaret. Üç katlı telli maske bulundu. Başka zaten hiçbir şey bulunmaz. Sadece. Bayanlar diyelim. Mahmet ne yapıyor? Çalışıyor mu? Çalışıyor mu Mahmet? Mahmet hiç çalışıyor mu yoksa? Çok güzel çalışıyor. Arkadaşlar. Şehadet cemaati, şehadet ekip dendiği zaman ilk akla şu gelir. Hanımlar torpillidir yani. Her zaman torpillidir. Şimdi bizim erkekler tarafını gördünüz. Yani bir tane uzun bir yer. Şimdi bakın gelin. Öyle bir giriş yaptı ki giren direkt yürümeyecek. Ne olur ne olmaz. Kapıdan birisi dalar filan diye burayı bu şekilde kapattık ki mescidin içi görünmesin. Şunu ayarlasaydınız bile bunu da görsek olurdu. Evet, açılabiliyor mu televizyon? Orası gösteriyor mu? Hadi bir açın bakalım. Burası bayanların yeri. Ama niye havasız burası? Bakın burada ne var? Buraya nereden giriliyor? Buradan girmeyecek mi bayan burası? Şimdi bayanlar çocuklarını şey yapsın. Diyelim ki çocuklu bayanlar geldi. Çocuklar durmuyor. Dersi sabote etmesin o çocuklar. Oynasın diye.
Bakın buraya çocuk oynaması yapmış arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Buraya da çocuklar büyümek için. Çocuklar yapmak için, gezdirmek için. İşte buna benzer bir şekilde yapmışlar. Çok güzel bir yer olmuş değil mi burası maşallah. Yani öbür tarafta bir tane hoca odası var. Başka hiçbir şey yok. Ama hanımların tarafında hoca odası. Mutfaklar. Cemaat odası, mutfak, lavabo. Her şey var maşallah yani. Evet. Buraya da kardeşler kaçan olursa gelsin burada yatabilir. Açıldı mı orası? Tamam. Orayı gösteriyorum şimdi. Maşallah. Dur bakalım. Hocam monitör yok. Monitör tek oradan bir şey. Adını adını açın. Şu an giremiyoruz değil mi? Hayır, mouse da oradan tıkmamız lazım. Arabada var mı monitör? Getirdik. Monitör bağlayacağız birazdan. Tamam. Biraz sonra monitör de bağlanır. Bu biraz daha yukarı olsa daha iyi olmaz mıydı? Hocam şey için nasıl bu? Ders dinlerken boynunda ağır basıyor da havada olmasın diye. Bakın arkadaşlar, hanım arkadaşlar. Oturup da şehadet ekip böyle oturduğunuz zaman dersi dinlerken başınız havada olmasın diye bunu bile düşünmüş. Görüyorsunuz değil mi? Yani ne kadar kıymetli olduğunu. Hani derler ya İslam'a göre kadın şöyledir, kadın böyledir. Ben söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır bu piyasanın içerisindeyim. Ben bu piyasada sadece şunu gördüm. Müslümanların, İslam'ın, tevhid edilen piyasasında hanımlar hep başımızın üzerindedir. Hatta daha da üzerindedir. O yüzden devamlı vuruyorlar. Zaten değil mi? Devamlı vuruyorlar. Gerçekten öyledir yani. Müslüman'ın ve İslam'ın hanıma, kadına vermiş olduğu değeri hiçbir din verememiştir, vermemiştir de. Onlar kadını satmayı, kadını başkasının kölesi yapmayı, onlar kadının etinden, yününden, derisinden, süsünden faydalanmayı kadın hakları zannediyorlar. Aynen böyle bu ifadeyi bile kullandık. Biz ise kadın hakları olarak onları başımızın üzerinde gezdirmeyi, onları ne bileyim saklı bir hazine, hazine değerli olan şey ne yapılır? Korunur değil mi? Değerliyse korunur. Değersizse atarsın ortada, herkes ondan faydalanır. Ha, İslam'da kadın değerli olduğu için korunur, gözetlenir, kullanır. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar burayı yaparken emin olun, işin şakası başka yani. İşin şakası başka. Mesela bakın döndür şuraya. Bak ince düşünülmüş bir nokta arkadaşlar. Normalde dışarıdan kapalıdır. Yani normalde dışarıdan kapalıdır burası. Ama ne olur ne olmaz birisi bir şey açar, bayanlara taciz eder, görür, şey yapar diye. İşte biz hazinelerimizi bu şekilde koruyoruz, bu şekilde gözetliyoruz. Değerli çünkü bizim hazinelerimiz bizim için çok değerli. Bunların içine bir açalım işte. Otomatik. Otomatik bak. Bizim orası. Bizim elinde. Bakın el. Ferracılar var. Tanrı olsun. Erkeklerin o tarafı içeriye girdiği zaman elle açılıyor. Bayanların yani hanımların tarafı otomatik. Girince fotosöndürücü bir şekilde açılıyor. Burası mutfak var. Burası lavabo var. Tamam maşallah çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Buraya küçük çocuklar için şimdi. Bak küçük çocuklar için de göster burayı. Abdesthane. Yaşlı oturamayanlar için klozet. Gir gir temiz. Arkadaşlar bize dua edin inşallah. Yani biz şunu söyleyelim. Onu gururla da söyleyebiliriz veya ne bileyim. Yani ben bir durum paylaşsam arkadaşlar mescit inşa ediyoruz. İhtiyacımız var. Mescidin ihtiyacı var desem. Zannedersem buranın bütün masraflarının toplanması 5 veya 10 dakika sürmez. Yani emin olun 10 dakika sürmez. Ama biz şehadet cemaati olarak, şehadet ekibi olarak 98'den beri hiç infak, sadaka, zevk böyle bir kulu hiç toplamadık. Yani hiç duyurmadık. Bizden hiç böyle bir şey duymamışsınızdır. Buraya kardeşler çok büyük masraf yaptılar ve masraf yapılırken dinliyor musunuz? Tamam. Masraf yapılırken kardeşler yani çok fedakarlık yaptılar. Emin olun yani 5-6 kişi birleşip evine giderken ekmek parası bulamadılar buraya yapılan masraflara, buraya harcamaktan dolayı. İnşallah Allah subhanehu ve teala bize değerli kılar burayı. Bu vesileyle güçlü bir davet sunarız. Güçlü bir ilim sunarız. Şu dönemde ne yazık ki hem tevhidden, hem akideden, hem menheçten tamamen sapılmış durumda.
Artık Müslümanlar o Fatuba limen Fatuba lil kuraba diyor ya, o gariplik dönemine tekrar dönmüş durumdalar. Allah subhanehu ve teala'dan diliyoruz. Bereketli, hayırlı bir çalışma nasip etsin bizlere. Peki göstereceğiniz başka bir şey var mı? Nasıl? Oradan fetri. İlk araçlar diyor. Kim ediyor onu? Muhammed. Hadi bakalım Muhammed Bey'e mi? Görüntü nasılmış? Bir de görüntüyü görelim inşallah. Toplam kaç metrekare? 400 geçiyor mu? Toplam 600 metrekare. 600 çıkmaz. 300 aşağısı 900. Aşağıya koşuyorsun. 600 çıkmaz. Biz çıkar mı? 250. Erkeklerin kılınan 200 metrekare. Burası 350 metrekare. Her şeyler hariç. Tamam işte yani yaklaşık. Sola pek. Bak ben tarif edeyim. Vermiyorum şu an. Vermiyorum boş. Kendi hareketleri şimdi etmiyor. Etmiyor. Yukarıdan oynamış olabilir bak. Yok. Aynen kayıt. Sola kayıt. Sola kayıt. Kayıt. Sola hafif kayıt. 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 Biraz daha kayıt. Çok hafif. Yavaş yavaş kayıt sola. Hayır. Hareket etmiyor. Bak yukarıda gidiyorsan hani oynuyor. Gel 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 gel. Sola kayıt. Sola kayıt. Aynen. Biraz daha. Biraz daha. Bak 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 bak. Dur. Tamam oldu. Bu şekilde de şeye geçsin mi? Görelim be Eymen'i. Hutbeye bir çıksın hutbeye. Maşallah yani bu da güzel olmuş değil mi? Bire bir mi gösteriyor? Niye böyle eğri gösteriyor? Hocam balık gözlüyorlar kamera. Balık sistem bu şekilde. Her aç bütün açıyı görsün. Tamam. Maşallah. Eymen'e söyle hutbeye. Şey Eymen burada hutbeye bir geçtim hutbeye. Eymen. Hadi geç. Tamam. Geç o. Hutbeye geç, görelim bakalım. Git şey, mikrofon açsın. Ha, bir de mikrofon açsın, ses nasıl geliyor? Sen biliyor musun? Bilen birisi gitsin de, bilen birisi gitsin de baksın bir hadi. En azından bayramdan önce denemiş olalım. İşte böyle arkadaşlar. Allah'ın dini gayret istiyor. Allah'ın dinine uğraşmak istiyor. Evet çıktı bir bak. Eymen. 1-2-3 Necip abi geçiyor. Arada şey bir hutbe. Hutbe tülacı. Evet. Oynayabiliyoruz. He? Şey oynayabiliyoruz. Onun için geliyor işte. Tamam ses geliyor. Gel. Ara Recep abini geliyor. Oraya gidiyor mu? Geliyor. Sesiniz geliyor. Evet, Eymen, geliyor. Eymen bir şey okusun. Eymen. O ne? Çocuk mikrofon. Basak. 1-2 deneme. Tamam. Tamam ses geliyor. Tamam, maşallah maşallah. Çok biraz daha konuş lan yankılı mı geliyor anlamadım. 1-2 deneme. Evet çok güzel. Tamam. Tamam hadi şey yapalım. Allah hayırlı mübarek kılsın kardeşler. Duanızı eksik etmeyin bizden. Bizden duanızı eksik etmeyin. Çok dua edin. Allah subhanahu teala böyle bir imkan verdi, böyle bir nimet verdi. Bu nimetin şükrünü yapmak için gece gündüz demeksizin çalışmak gerekiyor. Bizlere çokça dua edin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şükür ederim.